Herkese merhaba, ben Ecem Karadağ. Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisiyim. Mezun olmaya hazırlanıyorum şu anda. Size Erciyes Üniversitesi'ni tanıtmak ve bölümümüz hakkında fikir vermek istiyorum. 3. sınıfta Kore'ye gitme şansı elde ettim. 3. sınıf boyunca, yani 1 yıl boyunca Hallim Üniversitesi'nde değişim öğrencisi olarak eğitim aldım. Erciyes Üniversitesi'ni tanıtacak olursam, bizim bölümümüz 4 yıllık bir bölüm. Kore Dili Edebiyatı olarak biz 4 yıl eğitim alıyoruz. 1. öğretim ve 2. öğretim olarak 2 farklı alandan başvuru alıyorlar ama ders içerikleri ve hocalar birebir aynı, hiçbir farkı yok. Bölüm derslerinden bahsedecek olursam, biz 1. sınıfta dil bilgisi, okuma, konuşma, yazma, dinleme, kelime ve kültür dersleri alıyoruz. Kültür dersini almamızın sebebi Kore kültürünü öğrenerek dil bilgisini pekiştirmek istememiz. Dediğim gibi 1. sınıf daha hazırlık tadında geçen bir sene oluyor. İkinci sınıfta dil bilgisi, okuma, yazma, konuşma, Kore tarihi derslerimiz oluyor ve seçmeli ders seçiyoruz. Ben Çin tarihi dersi almıştım. Üçüncü sınıfa göre daha rahat oluyor. Bizim sanırım en zor senemiz 3. sınıf. Ben Kore'deydim, bilmiyorum ama 3. sınıftaki dersler daha ağır ve daha yeni konular olduğu için bir tık daha ağır geçiyor diye biliyorum. Dördüncü sınıfta metin çalışması, yazılı anlatım, iş hayatında Korece, çeviri alıştırmaları, Kore edebiyatı, Hanja metin çalışması ve Kore'nin düşünsel yapısı derslerimiz var. Üçüncü sınıftaki Hanja sözcük dersinden sonra Hanja metin çalışması alıp bu öğrendiğimiz karakterleri, Çince karakterleri metinlerle birlikte kullanmaya başlıyoruz. Erciyes Üniversitesi'nde 1-2 daha dili ağırlıklı olurken 3-4 artık edebiyata ve çeviriye yönelme oluyor. Aslında burada da öğrencilerin birçoğu hangi alana yönelmek istediğine karar vermiş oluyor. Ben mesela bu sene direkt tamam ben çeviriye yönelmek istiyorum dedim ki tez konusu olarak da tez konum benim çeviri, ben çeviri yapıyorum şu an. Hatta bitirdim artık, son editleme kısmındayım. Mezun olduktan sonraki hedefim de bu konuda bir kitap çevirisiyle bu alana girmek, bu alanda bir şeyler yapmaya başlamak. Dersler dışında bizim çok fazla etkinliğimiz de oluyor. Özellikle Kültür Merkezi Ankara'da var. Ankara'nın etkinliklerinin yani önüne geçilemez ama Kayseri gibi bir yerde, çok da imkanımız olmayan bir yerde ben güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Şu anda Kore Kültür Günü için hazırlıklar yapıyoruz. Ben de hazırlıkların içinde sayılırım. Danslarımız oluyor, yemeklerimiz oluyor ki her dönemin başında öğrencilerle oryantasyon yapıp oryantasyon boyunca toşirak dağıtılıyor öğrencilere. Okumaya başlayacağım. Bu ne bir taram soğuk kilit yani. Önceden tavsiye mektubumu aldım. Bugün 20 Şubat Salı ve bir konferans var. Jeonju Üniversitesi'nden, tarih bölümünden gelen Oh Hanyeom Hoca'nın semineri olacak. Seminerin konusu Kore'nin düşünce yapısı, toplum yapısı ve kültürü olarak geçiyor. Ayrıntılarına girince göreceğiz. Bakalım. Hazırım ve gidiyorum. Oğlan emir kaçır su istedikçe İdil, yorumları diye soğuk ettim. Eve geldim. Saat şu an 7 gibi. Konferansta genel olarak zaten Kore'nin düşünce yapısı üzerinde durulacak diye söylemiştim gitmeden önce. Taoizm ve Konfüçyüs Türk üzerinde duruldu. Budizm ve Neo-Konfüçyüs Türk üzerinde bir tık daha ağırlıklı anlatma vardı diyebilirim.
kaynamaya bugul bugul demiyoruz. Normalde kaynamak bugul bugul olur. Ama buna pel pel diyorlar, böyle kaynarcasını. Kaynayınca çuçu. Dengikadan ders ben. Aynen, bu pel pel kaynayınca bizi buraya çöbeler şöyle. Kurucu öğretim uygulamalı dersim var benim ve biz bu derste sunum yapıyoruz. Sunumlar da dil bilgisi konuları üzerine oluyor. Hangi alanlarda kullanıldığını açıklıyorum ve sonra da örnekler verip anlatıyorum. Kolokyumda aslında çok fazla konu vardı ama aklımda kalan bazı şeyleri anlatacak Oğuzkan. Oğuzkan destanı ile Kore'nin Jumon efsanesinden karşılaştırmalı bir şekilde bahsedildi. Benim favori kısmım kimchi ve turşu karşılaştırması yapıldı. Kimchi'nin Kore'deki sofradaki yeri ve turşunun Türkiye'deki yeri ve çeşitliliği yine aynı şekilde kimchi'nin çeşitliliği üzerine bir sunumdu. Eğitim açısından Korece'nin öğretilmesi açısından bazı sunumlar yapıldı. Birçok konuya değinmişti. Bazı kısımlarıyla çok ilgilendim. Bazı kısımlara beni çok ilgilendirmeyen konulardı. Ama genel olarak bakınca güzel geçtiğini düşünüyorum ben. Erciyes Üniversitesi ve Edebiyatı öğrencisi olarak bölümü ve yapılan şeyleri en iyi şekilde göstermeye çalıştım. Bu sıralar olan şeyler sürekli kolokyum olduğu için sadece kolokyum yapıyormuşuz gibi gözüktü bence. Ama daha fazla etkinliklerimiz var. Dönem dönem olan etkinliklerimiz tabii ki bunlar. Ben bölüm bölüm parça parça çekmeye çalıştım. Umarım bu video sizin için bir yol gösterici olurdur. Erciyes Üniversitesi hakkında merak ettiklerinizi aydınlatmaya yönelik bir video olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler.